İyi akşamlar sevgili futbol severler. Bir Perşembe klasiği olan güncel futbola hoş geldiniz. Evet sevgili futbol severler, bu Perşembe önümüzde çok zorlu bir maç var. Adana Demirspor maçı. Onu konuşacaktık. Doya doya onu konuşacaktık. Ben sizden gelen sorulara cevap verecektik. Burada tartışacaktık. Futbolu vuracaktık. Her şeyi masaya yatıracaktık. Ama formaları 3 tane forma dağıtacağımızı size buzla gururla söyleyecektik ama yani kelimelerim düğümleniyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bitlis'te helikopter, Türk helikopteri, kahramanlar şehit oldu. 9 tane şehidimiz var efendim. Nur içinde yatsınlar. Yakınlarına sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun. 4 tane yaralımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum efendim. Çok çok geçmiş olsun. Şu anda zaten yüzüm de bembeyaz oldu. Hep kızaran adam bembeyaz oldu. Bu ülkeden bu bayrak hiçbir zaman inmeyecek. Bu ülkenin ezanı hiçbir zaman susmayacak. Evet futbol konuşacağız mı konuşacağız. Böyle bir giriş yapmak zorunda kaldık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Mert Akçay. Hoş bulduk abi. Zaten öncelikle biz giriş hep müzikle falan yapıyorduk. Bugün taraftarlarımız fark etmiştir. Şehidimiz var diye bir görsel paylaştık sadece. Müzikle girmek istemedik. Futbol aslında yani çok fazla da bir önemi yok yani. 9 tane şehit vermiş bir Türkiye'de bugün ne konuşulur bilmiyorum ama yani program günümüz olduğu için mecbur program yapmak zorundayız burada. Yani Bitlis Tatman ilçesinde helikopter kazası 9 şehit ve 4 yaralımız var bildiğim kadarıyla. Hepsine ben Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Çok acı bir şey abi. Yani kelimeler düğümleniyor adeta ama yani birazcık taraftarlarımız yazarlarsa onların üzerinden gidelim bugün. Evet. Ben çok fazla bir şey yapamayacağım çünkü hani 9 şehidin olduğu bir günde futbol adına ne konuşulabilirse biz onu konuşalım bugün. Evet. Konuşalım. Futbol konuşalım biraz da bahsedelim. Evet önümüzdeki cumartesi günü çok zorlu bir maçımız var. Şöyle zorlu maçı analiz ettiğimiz zaman bizim eğer bir takılmamızda berabere kalmamızda evet beraberlik bizim için iyi bir sonuç oluyor ama alttakiler kazandığı zaman bizim için kötü bir sonuç oluyor. Bir, kaybedersek kaybetmeyi asla aklından geçirmiyor mu? Daha kötü. Bir de sevgili futbol severler çok önemli. Adana Demirspor'un beraberliğinde Adana Demirspor daha da altta kalacak. Çünkü alttakiler kazanmaya başladı, geliyorlar. Bu sefer alttan gelen takımlar hemen şöyle bir analiz yapayım. Ben niye 1-2 olmayayım diyecek. Playoff'u hedefleyenler bir anda ben niye 1-2 olmayayım diye daha çok hırsla sarılacak. Zaten biz Samspor futbol takımı olarak iyi bir ekibiz. Yönetim olsun, hoca olsun ve futbolcular olsun. İyi bir ekip olduğumuz için top oynamasak da hedeflediğimiz başarıya ulaşıyoruz. Diğer takımlar en az bizim kadar transfer yaptı. Bakın onlar da fena para harcamadı. Bayağı para harcadılar ama onlarda bu ekip olgusu yok. Ha ara ara onların futbolu bir insanlara daha çok zevkli geliyor. Bazı takımların futbolu daha zevkli geliyor. Mesela örnek vereyim. Herkes Bursa takımından bahsediyor. Evet Bursa takımı genç takım olduğu için sempatik geliyor insanlara. Şu gençlere bakın diyorlar. Bursa takımı mesela en son oynadığı bir maça var. Takıldım ben. Ben şimdi buradan yorumlar da varsa o yorumlarla gideceğim. Sorularınız varsa alalım lütfen. Maçla ilgili Adana'da artık Keçiören maçı geldi. Kötü bir futbol. Alınan bir puan. Giresun kaybetmesiyle beraber alınan bir altın puanla öneme çıktı. Şimdi Bursa'dan hemen bahsedeyim. Bursa ne yaptı? Bursa top oynamaya çalıştı. 2-0 mağlup duruma düştü. Abandon olmadı. Hemen ve Bursa'nın samimi söylüyorum. Hiç takılmadılar, hocalarını tribüne yolladılar. 2 tane net penaltısı vermedi. 4 tane penaltı gibi pozisyon var ama ikisi netti. Ben Bursa'yı burada konuşmayacağım. Biz hala da hocamızın bugün basın açıklamasında dediği kelime. Sezon başından beri 10 tane net penaltımızı vermediler. Takılma hocam bu penaltı pozisyonlarına. Samsunspor'sun sen. Rakibi de hakemi de yeneceksin. Evet yeri geliyor hakemi yenemiyorsun ama çok takılıyor penaltı pozisyonlarına Ertuğrul hocamız. Ondan sonra gidiyor sarı kart görüyor. Hakeme ne dediyse bilmiyorum. Adamlar ne yaptı? O penaltı pozisyonlarına takılmadı. Gitti 3 tane gol attı. 3-2 yendi.
Oynadığımız futbolu gördük. Kısaca değineceğim. Oynadığımız futbolu gördük. Geçiyorum. Eyvah eyvah eyvah. Takım halinde kötüydü. Takım halinde kötü olmamız Adana Demirspor maçına yansır mı? Ben o soruyla başlıyorum. Adana Demirspor maçında nasıl bir şey bekliyorsun? Adana Demir maçı bir kere bambaşka bir maç olacaktır. Keçiören Gücü maçıyla ben bir kıyaslamıyorum. Geçtiğimiz programda da söyledim. Göze hoş gelen çok iyi, iki takım da çok iyi futbol oynayacağını düşünüyorum. Yani futbol severler futbola doyacağını ben düşünüyorum futbol adına. Neden diye sorarsan iki takımın da çok etkili ayakları var. İki takım da çok büyük bir camiye. Hani o ondan büyüktür, şu şundan büyüktür, ben onlara girmiyorum. İkisi de çok büyük bir camiye. Ama bizim bana göre etkili ayaklarımız Adana Demir'den daha çok. Ben takımımızı bir adım önde görüyorum. Hani tarafsız bir şekilde görüyorum. Çünkü onların hücum hattı bana göre Yunus Akgün dışında iş bitirecek bir oyuncuları yok. Mehmet Akgüz de dahil buna. Mehmet Akgüz bizim savunmamız karşısında ben bu maçta bir şey yapacağını düşünmüyorum. 35 yaşındaki Mehmet Akgüz'ün artık bu saatten sonra ismi kaldı diye düşünüyorum ben. Yani bizim Yasin yok bu maçta biliyorsun Ümit evet, abi. Evet Yasin yok. Yasin'in yokluğunda bizim o bölgede oynatabileceğimiz çok oyuncu var. Yani Hamrun var, Burak Çalık var. Var yani. Çok var. Evet. Var, Guido'muz var. Bizim bu etkili ayaklarımız varken Adana Demir kadrosuna bakıyorum. Yani hücum hattına özellikle. Biliyorsun Erkan Zengin ve Volkan Şen'le sezon bitmeden ilk yarısı ayrılmıştı. Volkan Şen yalnız affoldu herhalde bildiğim kadarıyla ama onların yerine iyi takviye yapamadı Adana Demir Spor. Neden diye soracak olursan bir Finlandiya liginden yanlış hatırlamıyorsam Rangel'i aldılar. Rangel diye bir forvet aldılar. Daha henüz hiçbir varlık gösteremedi. Eze aldılar. Eze tamam bizim de çok beğendiğimiz bir oyuncu ama Eze şampiyonluğa giden bir takımda hedefi oynayabilecek bir oyuncu değil benim gözümde. Tıpkı bizim kadromuza yer alan birkaç oyuncu gibi. Eze iyi mücadele eden, iyi savaşan bir oyuncu ama son vuruş ustası değil. Bizim son vuruş ustamız, ayaklarımız daha var, daha fazla var bu maçta. Ben bir adım takımımı önde görüyorum bu maçta. Evet, bizim Samsunspor takımı. Sana sözü vermeden önce de burada bizim 3 tane formamız var. Ümit abi gösterelim hatta. Ben kendi önümde. 3 tane formamız var. Bugün taraftarlarımıza bu 3 formayı biz dağıtacağız burada. Geçtiğimiz programlarda olduğu gibi ben soru yine burada sorularım önümde benim. Yayını lütfen paylaşalım arkadaşlar. Soruların cevabını bilebilirsiniz ama yayını paylaşmadığınız takdirde soruların cevapları geçersiz olacak. Bilginiz olsun. Lütfen öncelikle yayını paylaşın. İlk soruyu da ben birazdan soracağım. Bilginiz evet. olsun. Yorumlardan sonra sorumuzu lütfen paylaşalım yayını. Yayını paylaşalım. Yorumlardan sonra Mert Akça'ya sözü veriyorum. İlk soru geliyor. Evet. Ünal yok. Fahrettin Duvar. Ege Rulo bizi bırakmıyor. Yayına izlemeye devam ediyor. Mehmet Ali yayınlar dilerim. Samsun'dan selamlar. Selam efendim. Evet. Rasim Şahin Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun demiş şehitlerimize. Evet. Kadir Acar. Başımız sağ olsun. Allah mekanları cennet olsun demiş. Çok çok teşekkür ederim. Cümlemizin başı sağ olsun. Onlar vatan evladı. Bizim evladımız efendim. Yalçın Metin Norveç'ten selamlar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Norveç'e çok çok selamlar. Takibe devam edin efendim. Evet, Ünal Gök şehitlerimiz Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar. Sedat Uygun başımız sağ olsun demiş. Sevgili müdürüm, çok doğal bir insan. Kendisiyle tanıştık, çay içtik efendim. Samsun'a bu gibi insanlar, bu gibi iş insanları lazım. Yani anlatılmaz, yaşanır. Burada belgesel tadında Sedat Uygun'u anlatabilirim. Ama bir programa bile sığmaz. Evet, ben Sedat Bey'den sonra devam ediyorum efendim. Giral Necdet Giral Allah'ım yakınlarına peygamber sabrı versin demiş. Teşekkür ederim. Cihan Alçı İstanbul selamlar iyi yayınlar. Yalçın Metin iyi yayınlar dilerim. Yasin Can. Evet sevgili Yasin'in bugün fotoğrafımızı çekildik. Birazdan Samsun uyanıyor. Samsun şahak attı. Samsun renklendi. Samsun'un her tarafında bayrak kokuyor. Samsun'un her tarafında çiçekler kokuyor. Samsun'un her tarafı kırmızı beyaz olmaya hazır. Atakum'dan Tekeköy'e, Tekeköy'den Bafra'ya, Bafra'dan Ladi'ye, Havza'ya. Şu anda her tarafta Samsunspor bayrakları dalgalanıyor. Bu daha da çoğalacak. Adana'yı bir yenelim bak o zaman görün. Zor bir maç. Burada zor bir maç olduğunu ben masaya yatırdım söyleyeceğim. Zor bir maç. Zor bir maç. İnşallah inanacağız, kazanacağız. Savaşarak kazanacağız.
İsmet Özen, evet. Şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Milletimizin başı sağ olsun. Evet, son zamandan beri yayınıma gelmeyen Hasan abim, Samsun Spor'un inşallah şampiyonluğunu beraber kutlayacağız. Camcı Hasan abim, iyi akşamlar. Bahri Aslan, hayırlı yayınlar, iyi akşamlar. Amsterdam'dan selamlar. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yaralılara acil şifalar dilerim. Türkiye'nin başı sağ olsun. Amin efendim. Kurtman Soylu, şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diyorum. Turan Biçer, iyi yayınlar, şehitler Allah rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyerek bu hafta bir kadro nasıl olacak acaba? Turan Biçer'in sorusunu aldık, kadroyu yapacağız. Ümit Özden, Adana Demirspor maçından inşallah hücum oynarız. Geriye yaslamak bize yaramıyor, doğru. Furkan Güneş, Adana Demirspor'un karıyor ve Nadir'i aynı anda ilk 11'de görebilir miyiz? Hemen akabinde kısa bir yorum yapayım. Çift forvet, çift santrofor oynamak iç sahada benim de en çok dileğim. Bakalım hocamız nasıl bir şey yapacak. Altay'ın fikstürü kolaylaştı. İkiye girerse kimse şaşırmasın. Doğrudur. Kim için demiş? Altay'ın, Cihan Alçın. Ya oraya da bizim eski teknik direktörümüz Osman Özköy'le geldi biliyorsun. Gittiği her takımda ilk başta da bir reaksiyon, tepki gösteriyor. Takımlar çıkışa geçiyor ama sonradan ne ekmeyse düşüşe geçiyor. Altay bizim kardeş takımımız. Yani inşallah birlikte çıkarız. Evet. Ekerul abi diyorsun ki nasıl takılmayalım? Hakemle Türk futbolunu katletti. Tefif edesen hep aynı bir şey. Bugün ses çıkarma, yarı çekerme, bu hakemlerin yüzüne şampiyonluk gider gitmez inşallah. Şu anda ipler elimizde de. Yalnız TFF bile kural hatası yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu kural hatası yapar mı ya? Kendisi kural hatası. Başındaki adam, MHK'nin başındaki adam, beceriksiz insanlar, istifa etsinler. Aybek Başaran, çıkacak olan 11 Samsunspor'u camiasına yakışan futbol oynarsa kazanmaya şansımız çok çok olacak. Doğru. Ben Aybet'le şunu konuştum. Oynadığımız futbolu Türkiye'nin her tarafı izliyor Mert. Edirne'den Tekirdağ'a da Samsunspor maçı o zaman herkes başına geçiyor. Sadece ama biz futbol sevgili değil. Avrupa'da da çok takip ediliyor Samsunspor. Ama iyi futbol. Bu hafta da ilk 11'de Kubilay oynar mı acaba, oynamasa iyi olur. Katılıyorum efendim. Jije'nin yanında Kubilay. İsmet Özen, keseyim mi devam edeyim mi Mert'ciğim? Ben Kubilay demişken ben bu maçta Gökhan Karadeniz'in yerine Kubilay 11'de bekliyorum Ümit abi. Evet. Çünkü Kubilay biliyorsun geçtiğimiz hafta oynanan maçta Gökhan Karadeniz direkt çıktı ikinci yarı. Kubilay denendi. Kubilay da daha verimli olduk. Belki taktiksel açıdan Kubilay'ı bu maçta 11'de başlatıp Gökhan Karadeniz'e oturtabilir veyahut da ikisini oynatabilir bu maçta. Evet, İsmet Özen demiş ki eve lazım camiye aram, ben takımımıza yeneceğine eminim ama Osman dikkat et çirkeflik yapmasın. Osman dediği zaman Özköylü değil, teknik direktörleri değiştirdi. Osman Özköylü mü diyor acaba İsmet Özen abi? Osman çirkeflik yapmasın, ona dikkat edin, 1-0 alırız demiş İsmet abi. Tamam, Osman Özköylü'yü kastediyor. Samet Aybaba geldi Adana Demir'in başına İsmet abi. Yasin Can, iyi akşamlar. Cihan Alçı bu takımı karıştırdı hocam herhalde hocaları. Evet. Paylaşmayana forma yok. Formadan bahsetmişler yine. Evet. Birazdan biz ilk sorumuzu soracağız arkadaşlar. Ama öncelikle yayını lütfen paylaşalım kendi sayfalarımıza ve gruplarda. Yoksa vermiş olduğunuz cevaplar geçersiz olacak. Bilgin olsun. 3 tane önümüzde forma var. 3 formayı da dağıtacağız bugün. İlk soruyu da birazdan ben burada soracağım, bilginiz olsun. Hemen 3 tane yorumdan sonra soralım. Veysel Köksal, iyi yayınlar, başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Aybek Başaran, başımız sağ olsun. Metin Türel, selam, hayırlı yayınlar, şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şakir Korkmaz, selamun aleyküm. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet eylesin, mekanları cennet olsun diyorum. Amin. Veysel Köksal, Muzaffer Özal, Ankara Samsunlu, başımız sağ olsun. Ankara Samsunlu, başımız sağ olsun. Samsunspor öncesi ilk yarı gol atması lazım. İkinci yarıya bırakmasın ki Kubilay Yavuz oynasın. Muzaffer Özel, teşekkür ederim. Kadir Altay, Ahmet Yavuz, Ramazan Can. Evet. İyi yayınlar. Hepimizin başı sağ olsun. Adana Demirspor maçı kritik maçlardan bir tanesi. İnşallah yener ve önümüze daha umutla bakarız. İşi bitireceğiz. Nihat Cesur. Bu maçta hakem faktörü çok önemli. Lig yeniden başlatma adına Adana Demir ne yine kararlar çıkacağına inanıyorum. Düşüncelerinde haklısın. Yani çelişkilerinde haklısın. Ben de aynı. Dikkatli, sakin olmamız gerekiyor. Eskişehir'den selamlar. Maç sonu kilit maçı. İnşallah o maçı kilit açan taraf biz oluruz. Sefa Ortaç, başımız sağ olsun. Yeneceğiz demiş Recep. Gökhan var, vatan sağ olsun. Cengiz Efe Güne, iyi yayınlar. İsmail Metin bu ligde bizim hocamızdan iyi istiyor. Kimse hocaya patırdamasın. Ali Zengin, sevdamız Samsunspor 55 demiş. Ali Bey'e çok çok selamlar. Şakir Korkmaz, Ümit Hocam, Mert kardeşim. Biz Giresunspor, İstanbulspor, Adana Demir, Altın Ordu 5 takım hep birilerine maç yapacağız demiş. Evet. Altay bu arada bizim peşimizde ikinci olursa sürpriz olmaz. Ben de katılıyorum. Hollanda'dan Ali Zengin'e selamlar dedim. Evet. Selvi Usta ablam, Allah razı olsun. Selahattin Yılmaz, Yakomaz Rentakar, Metin Çetin Acar,
Zekeriya Korkmaz, İsmet Özen, Nuri Demiraslan, Recep Eyice, Nuri Katırcıoğlu, Hasan Erol. Çok çok teşekkür ederim, bu formaları bize aldılar. Şimdi sorumuz gelecek efendim. Buyur. İlk soruyu sorayım o zaman. Buyur canım. Hangi formayı verelim Ümit abi, sen seç. Gri'den mi başlayalım bugün? Şuradan mı başlayalım? Evet, tamam. Şehidimiz de var. Şehidimiz de var. Bu formadan başlıyoruz efendim. Arkadaşlar, buyur. İlk forma sorunca doğru cevabını verecek kişiye bu Atatürk'lü formayı hediye edeceğiz. Bilginiz olsun. O zaman yayını lütfen paylaşalım. Ben soruyu soruyorum burada. 2011-2012 sezonunda Samsun'un ilk golünü hangi futbolcu atmıştır? Soruyu tekrarlıyorum. 2011-2012 sezonunda Samsun'un ilk golünü hangi futbolcu atmıştır? Sorunun doğru cevaplarını lütfen yorum kısmına yazalım. Paylaşım yaparak arkadaşlar. Sen buyur Ümit abi, devam et. Evet, devam edelim. Şimdi futbola dönelim. Evet, nerede kalmıştık? İsmet Özen abim. Ali Zengin Hollanda demiş. Evet, Samsunspor 74 puanla birinci olur. 71 puan Giresun. Osman'a dikkat, 3 ya da 4. olacak. Altay'ın başına bize Viyana'ya bile selam. Selamlar abim tekrar. Rasim Şahin, iyi akşamlar, iyi yayınlar abi. Zor maç ama ben bizim takımı zoru sever. Zoru sever takım. Evet, Samsunspor takımı zor maçları kazanıyor. Lig içindeki zor maçları kazandık ama final maçlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bunu final maçı olarak görmeyelim gerçi. Evet, Cengiz Efe Günal, şampiyon Samsunspor inşallah. Ali Zengin, ülkece üzüldük. Tüm ülkenin başı sağ olsun. Amin efendim. Selam. Tuncay Gültekin, selam. Güney bence. Aybek Başaran bence. Şenol Güven. Mustafa Kaymaz. Murat Uğur Boral. Evet, yavaş yavaş gelmeye başladı. Enes Bektaş, Gekaş. Gekas demiş. Yayınımızı paylaşalım. Soruları öyle alalım efendim. Yılmaz Güney Gül, İstanbul'dan selamlar. Allah'ın izniyle Samsunspor'umuz şampiyon. Nurhan Ayan, Samsunspor'a başarılar. 1-0 olsun, bizim olsun. Çarşamba'ya selamlar Nurhan Hanım. Tuncay Gültekin, İsmail Metin, Enes Baş, Veysel Köksal. Bunun şeyi sen de takip et. Mustafa Beşer, Enes Bektaş. Evet, sevgili futbol severler, yayınımızı paylaşın. Bugün yastı bir gün. Kimsenin futbol konuşmaya hali, mecali yok. Dermanı da kalmadı. Ben de kısaca şöyle Samsunspor'un çıkacak olan 11'ine bir değineyim. Benim kafamda 3 tane değişikliğe çıkacak tahmin ediyorum. Siz de buraya hem goliki maddesi onu yazın. Hem de bu 3 mevki için aynı fikirde miyiz? Bu yorumlarınızı yazın. Sağ bekte Caner, sol bekte aldıysa eğer, bu Süper Lig'den aldık, Erzurum'dan aldık. Mücahit kardeşimin sol bekte. Bir dakika Ümit abi, soruyu tekrarlar mısınız demişler. Evet. Yeni yayına katılanlar var. 2011-2012 sezonunda Samsun'un ilk golünü hangi futbolcu atmıştır arkadaşlar? Buyur Ümit abi, sen devam et. Evet, nerede kalmıştık? 3 oyuncu ben bekliyorum, değişiklik. Artık JJ'nin yanına ben İlyas Kubala'yı koysun diyorum da onunla yine kafamda soru işi var. Ama bu üçü olmazsa olmaz. Benim kendi şahsi görüşüm. Samsunspor daha oturgan, daha kreatif ve daha iyi futbolcunun oynanacağına inanıyorum. Sağ bekte Caner, solda Mücahit, Boli'nin yanına Beli, JJ'nin yanına hocanın artık kriteri var. Elinde 3 tane hamlesi var. Hatta 4. Şu anda Gökhan Aslan'ı artık kafaca Samsunspor'u bitirdiğini gördük biz. Maçlara, oynadığı maçlara baktık. Gökhan Aslan kendi kendine yaptı bence. Yani burada Ertuğrul Sağlamlık bir veyahut da bir şeyin olduğunu ben düşünmüyorum. Eskişehir maçında ortaya koyduğu futbol ortada Gökhan Aslan'ın. Tabii canım. Peki ben onu şimdi kafamda zaten Gökhan Aslan kendi de Samsunspor'u düşünmüyor gibi. İdmanlara çıkıyor gerçi de. İnşallah kendini toplar. Biz ondan çok şey bekliyoruz. JJ. Evet, yanına 3 seçenek. Savicevic, Oğuz, İlyas Kubilay. Sence? İleri hattı mı diyorsun, orta sahayı mı? Orta saha. JJ'nin yanına bu birini koyacak. Yani kafamda soru işareti var. Bilmiyorum, İlyas Gökhan Karadeniz ikilisi olur mu bilmiyorum. Sen ne demiştin, bir daha tekrarlar mısın? Şimdi her zaman bu 3 oyuncuyu denemeye karar alıyor. İlyas'ı genelde sonradan alıyor. Ekseri JJ'nin yanına, DJ'nin yanına Savicevic ve şey koyuyor, Oğuz'u koyuyor. Savicevic ve Oğuz'la başlıyor. Şimdi daha benim kendi 3 tane... Ferhat da yalnız hatırlamıyorsam itmanlara başlamıştı. Tomane'de başlamış. Bu maçta hazır değildir umuyorum ki ben.
Yani orta saha hakkında ben yani biraz kararsızım. Ben Gökhan Alsan düşünmüyorum Gökhan Alsan tamam. açıkçası. Ben İlyas Gökhan Karadeniz olacağını düşünüyorum. Üçlü olarak İlyas Cece Gökhan Alsan Karadeniz. Tamam Gökhan Karadeniz burada adı var. Gökhan Karadeniz oynuyor abi adamın yürüyüşü, gülmesi, top sürmesi, şut çekmesi topçu. Aldık da nokta transfer. Şu tamam burada sıkıntı yok. Tamam Gökhan Karadeniz oynuyor. Ben diyorum ki hani Oğuz'u koyuyor ya ara ara Sabiçeviç'i koyuyor. Hatırladın mı? Evet. Oraya dedim İlyas'tan başlayabilir mi? İşte ben de onu dedim. İlyas Cece orada olabilir. Değişmeli İlyas Gökhan Karadeniz. Zaman zaman orta sahaya Gökhan gelip zaman zaman da İlyas öne çıkabilir. Ben değişik bir reaksiyon tepki ve kadro bekliyorum bu maçta açıkçası. Tamam ben de değişik bir reaksiyon ve değişik bir kadro bekliyorum. Güzel. Ya cezalı yani ya... Sol bekte Mücahit bile oynayabilir bu maçta. Onu diyorum işte ben dedim ya Mücahit... Sağ bekte Caner... bir kere Caner bence garanti bu maçta. Caner. Erkam çok verimli olamadı çünkü Keçiören Gücü deplasmanında. Ben sağ bekte bir kere kesinlikle şeyi bekliyorum Caner'i. Tabii Caner, Mücahit artık hocanın tercihi. Ben Veli'yi bekliyorum. Peki cezalı Burak'ın yerine şeyin Yasin'in yerine Burak. Açıkçası ben Burak solda Burak olur mu? Olur. Ama Guido da var. Ben bu maçta Hamro'nun monte edileceğini düşünüyorum 11'e. Ama kim oynamaz kestiremiyorum. Yani Burak Hamur'un ikilisi de oynayabilir. Burak bir kere sahada olacaktır bu maçta. Guido bana göre etkisizdi Keçiören Gücü karşılaşmasında. Ben Guido 11'de beklemiyorum. Hamur'un Burak Çalık ikilisi olacaktır bana göre. Peki şöyle yapalım bir de gene Adana Demir maçına beyin jimnastiği yapalım. Senin telefondan da baktım. Ben sorunun kazananı biz buradan söyleyelim. Söyle o zaman. Ben o zaman sonra sorayım o soruyu. Hatta ben kendi telefonumdan bir daha kontrol edeyim. Paylaşım yapmış mı yapmamış mı diye. Bir daha bak bakayım. Evet sen buna baka dururken ben de burada Ali Zengin, Ahmet Yavuz, Aybek Başaran, Artist Bans demiş, Furkan Güneş, Fikri Aybar, Mustafa Kaymaz, Rasim Şahin. Benim ekranda da görüyorum. Paylaşımı da yapmış. O zaman ismini açıklayalım mı Ümit abi? Açıkla buyur. Evet. Formayı kazanan talihlimiz ilk Ümit abinin kaldırdığı formayı Cengiz Efe Güney Bey kazanmıştır. Kendisine buradan hayırlı olsun diliyorum. Cengiz Efe Güney Bey tamam. Evet bizi arkadaşımız sosyal medya hesabımızdan ulaşabilir bize. Veyahut da bizim orada alttan numaramız var. Güncel haberin numarası diye. Oradan şu anda ekrana gelen bu alana reklam verebilirsiniz. Kısmındaki numaradan ulaşabilirsiniz. Evet Ali Zengin geri sayım başladı. Belki de bize İstanbul Samspor geliyor. Mustafa Kaymaz Gudi Adana'yı sever. Evet Gudi Adana maçındaki attığı o harika golü unutulmaz. Müthiş gol atmıştı Adana'dayken. Gudi Adana'yı sever. Ersin Altıntaş 2 gol Mustafa Başar zaten cevap geldi efendim. Mustafa Başar bu hafta Tomane son 10 dakika oynar. Tuncay ben oynayacağını düşünmüyorum Tomane'nin. Evet Mustafa Kaymaz Oğuz Jeje Gökhan oynar. İlyas ikinci yarı girer. Evet güzel. Gudya ve Kubilay 11'de oynamalı. Ayvacık'tan hayırlı akşamlar. İyi yayınlar diyor. Umutcan Turan. Ayvacık'a selamlar efendim. Ayvacıklı şeyler, şehzadeler. Şu tribünler açılsa seyirciler başlasa girmeye Ayvacık'tan akın akın geliyorlar. Meşalelerle geliyorlar. Ayvacık'a selam. Evet şöyle bakıyorum. Bir sol kanat sizce kim oynamalı ya da geriye kim gelebilir? Dediğim gibi tamam, ben Mücahit'i bekliyorum açıkçası bu maçta. Sol bekte. Samet Aslan kolay gelsin Ümit abi demiş. Ali Zengin Samsun'un ilk golünü Nihat atmıştır. Ahmet Yavuz, Aybek Başaran evet oraları okulda. Nihat çıkan... atmıştır derken biz yanlış arkadaş anlamış galiba. Evet. 2011-2012 sezonunun ilk golünü evet. biz dedik. 2011-2012. Evet profesyonel liglerde Samsun... Yayınımızda lütfen bu arada paylaşalım. Birazdan kalan iki formamızı da dağıtacağız. Hatta ben bu formayı buradan çıkarayım. Aybek demiş ki sıralamaya bakın ben daha önce cevap verdim dedi Aybek Başaran.
formaya da çıkaralım. Aybet Başaran. Sıralamaya bir daha bakın dedi. Bir de bir şey söyleyeceğim ben efendim. Evet, Samsunspor'un profesyonel liglerde ilk golünü Nihat Serçe mi attı? Profesyonel liglerde, çok eski efendim. Samsunspor'un profesyonel lig golünü telefonu ver. Nihat Serçe mi? Bir daha bakalım. Lakabı da bizim Nihat'tır efendim. Ben kendisini tanıyorum. Burada bizim telefonlarımızın ikimizin ekranında da ilk soruyu doğru cevap veren Cengiz Efe Güney'dir. Ayberk Bey de buradan kendisi yayına sonradan belki katılmış olabilir. Ekranı nasıl söyleyeyim? Zaman farkı oluyor, saniye farkı. Ondan geç düşmüş olabilir. İlk soruyu doğru cevap veren Cengiz Efe Güney Bey. Bilginiz olsun. Şöyle bir şey. Diğer kalan iki soruya doğru cevap verirseniz bu formalardan birini alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey. Daha önce böyle bir şey oldu. Bizi aradılar bir kardeşimiz. Burada bizim ekranımıza hangisi düşerse o. Şöyle onunla ilgili söyleyeyim ben sana. O geçen hafta verdiğimiz formalarda şöyle bir durum oldu. Beni aradı. Çok iyi bir Samsunsporlu. Müthiş. Hem bizi takip ediyor. Zaten hayatı Samsunspor. Ramazan Can kardeşim, hatırlıyor musun? Evet. Sonra da kendisi bir giriyor bakıyor, ha diyor, bu arkadaş benden önce cevap çünkü vermiş. Yayın esnasında girip çıktıkları için ilk onların sorusu belki düşüyor. Program bittikten sonra bakarlarsa görürler ilk sorunun cevabını. Evet. Cengiz Özcebeci, CCC sarı kart cezalısı değil mi? Yok, CC'nin 3 sarısı var bildiğim kadarıyla. Cezalı değil. Değil efendim. Yasin'in cezası var. Bizde 3 sarı kart gördü. Sezonun ilk yarısında bir de Sivas Spor'da gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düştü bu maçta. Evet, Şakir Korkmaz Cengiz Efe görünüyor demiş Ümit Hocam. Cengiz. Evet, bizim ekranlarımızda da o şekilde görünüyor Şakir abi. Evet, hemen Tahsin Aydın hayırlı yayınlar. Yasin CC cezalı bilginiz vardı, cevabını verdik. Yasin cezalı, CC cezalı değil efendim. Sakatımız yok. Covid'li biz. Bugün Perşembe, testler bugün mü yapılıyor, yarın mı yapılıyor? Covid'limiz inşallah çıkmaz. Adana Demir maçına tam katılıyor. Maçtan 2 gün önce diye biliyorum evet. Ben. Evet. Metin Türel Tomane Giresun maçına sürprizimiz olsun. Olabilir. Turan Biçer bu hafta Giresun gelecek, hem de 2-1 olacak. İsmail Metin Ümit abi futbol bilgisine harfi harfine katılıyorum. İsmail Metin kardeşime çok çok teşekkür ederim efendim. Bir sorum var. Bekle. Notumu aldı İsmen Özen. Nadir Matyos. Forvet arkası. Guidia Buragon. Dur. Nadir Matyos. Forvet arkası. Yani genelde çift santrofora giriyor bu işler. Benim sorumu yakaladın abi ya. Çift santrorla oynayabilir miyiz bu hafta? Hadi İsmet abi. Ben zannetmiyorum. Evet. Zannetmiyorum. İsmet abi. Yani ben çok istiyorum bakın. O bölgeye Tumane iyileşirse gelsin, zorlasın orayı. Yani Matyas Kuryer'le Nadir aynı anda koymayı ben isterim. Yani bilmiyorum artık. Hoca yaşıyor onlarla. Hoca da kendini böyle riske atamaz. Çünkü çok kritik maç. Şimdi ben Samsunspor'un başına geçsem bu ikisini kullanırım. Bu maçta kullanırım. Bak. Arka tarafı biraz sağlam alırım. Arka tarafı. Ferhat Çulcuoğlu'nun elmacık şey köprücük kemiği. Şurada köprücük kemiği. Bir işe yaramıyor ama gene köprücük kemiği kırıldı. O da idmanlara başlamış. Puan durumunu istedik mi? Konuşalım biraz. Puan durumundan önce diğer attığım resmi ekrana verir misin Yasemin? En son attığım resmi. Yok. Bir tane daha atmıştın. Olsun. Furkan Güneş demiş, Matyas kanatta kullanılabilir bu hafta diye. Ben olabilir, neden olmasın? Ama ben yani Matyas'ın forvet olarak alındığını düşünüyorum ve o bölge için oynatılacağını düşünüyorum. Açıkçası ben Matyas'ı kanatta Ertuğrul Sağlam'ın deneyeceğini düşünmüyorum. Bir yeni geldiğinde bir iki maçta sanki az ilk süre girdiğinde oynadı. Kanatta başladı az gibiydi. Az süre oynattı o da. Ali Zengin yazmış burada. Ben yanlış anlamışım soruyu. Samsunspor'un ilk golünü zannetmiş tarihte. Evet, ben de zaten Nihat Serçeme diye söyledim. Nihat Serçeme. Nihat Serçeme abimiz attı. Evet. Ekranı da geldi Ümit abi. İlk 3'te olan takımları Giresun, Samsunspor, İstanbulspor takımlarının kalan maçları. Ayberk attı bak üstte. Ben diyor daha önce söyledim diyor. Çekmiş fotoğrafını. Bizim yayınımıza düşen o şekilde değil yalnız. Bizim burada ekranımıza hangisi düşerse geçerli olan o.
Tamam, Ayberk'in formasını da ben alırım Ayberk'e ya. Evet. Kalan maçlar Ümit abi burada, evet. İlk üçte olan Giresun, Sansor, İstanbul karşılaşma takımlarının. Yani burada bizim Adana Demir, Altınordu, Giresun ve Tuzla karşılaşmalarını, kalan dört maçı biz en az hasarla atlattığımız takdirde geri kalan maçlarımız, hani çok kolay demeyelim ama zor da değil karşılaşmalar. Yani bunlar Balıkesir, Menemen, Bursa, Bolu, Ankara ve Adana Demir, Adana Spor pardon. Bunlar birçoğu belki de ligde kalmayı garantileyebilecek takımlar. Yani ligin son haftaları, ben son iki hafta Ankara Spor'u Adana Spor karşılaşmasına kadar ligin 3 aşağı 5 yukarı tamamlanacağını düşünüyorum alt sıralar açısından. Burada biz yani 4 karşılaşmayı geçtiğimiz takdirde ben büyük ölçüde şampiyonluğu göstereceğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Giresun karşılaşma takımına bakıyorum. Ben Ümraniye maçı var, bir zorlu. Bandırma öyle, biz varız. İstanbul Spor karşılaşması var, zorlu. Keçiören, Adana, Altınordu, Tuzla karşılaşmaları var. Yani bizden daha zor maçları var Giresun Spor'un. Biz bu 4 haftayı en az hasarla atlattığımız takdirde ben Giresun Spor'un da önünde bitireceğimizi düşünüyorum. İstanbul Spor olarak. İstanbul Spor'a bakıyorum, 4 puan önündeyiz biz İstanbul Spor'un. İstanbul Spor'un da zorlu maçları var. Keçiören, Adana Demir, Altınordu, Giresun, Tuzla. 2, 4, 5 karşılaşması çok zorlu. Yani onlar bizden 4 puan geride biraz. Ekstradan puan alması gerekiyor İstanbul Spor'un. İstanbul Spor, eğer biz 4 karşılaşmamızı en az hasarla atlattığımız takdirde İstanbul Spor zaten bizim önümüze geçemeyecektir, benim görüşüm. Ve biz ipi göğüsleyeceğizdir. Sen ne düşünüyorsun bu ben konu hakkında? Ben şimdi daha farklı bakacağım. Şöyle sevgili futbol severler. Anormal bir sonuç aldı. Hiç beklenmediği bir mağlubiyet aldı. Kim al? Giresun Spor kendi sahasında altıya yerildi. Fakat Hilpos Samsun Spor'umuz da 3-0 Bursa'ya, 1-0 İstanbul Spor'a yenildi kendi sahamızda. Altımızdaki takımlar hep anormal sonucu almaya müsait takımlar. Anormal sonuç dediğim zaman şudur efendim. Adana Demir gider Bolu'ya yenilir. Giresun gider altta Keçiören'e yenilir. Yani Bandırma'nın gidip de Eskişehir'e yenildiği gibi bir şey yani. Evet. Şimdi bu anormal sonuçları Samspor takımı almaz bundan sonra. Yani ben Samspor'un anormal bir sonuç alacağına hiç inanmıyorum. Zaten anormal sonuç demek şu. Yani dengesiz takım demek. Ne yaptığı belli olmayan bir takım. Mesela atıyorum. Kötü alanda dengesiz. Bir Keçiören. Anormal sonuçlar aldı. Bir Tuzla Spor hocası gitti. Başka hoca geldi. Tekrar eski hocayla anlaştı. Çok anormal sonuçlar aldı. 4-0'lar 6-0'lar yenildi. Keza Adana Demir. Keza Altay. Keza İstanbul Spor. Onun için Samspor takımı bir takım. Anormal sonuç dediğim bunlar al. Ama alttakiler birbirleriyle anormal sonuçlar alacaklar. Puan durumunu da alabilir miyiz Yasin? Hatta kendisinden çok çok düşük olan takımlara bile takılacaklar. Onun için ben Giresun Spor'dan geçen hafta biz yenildikten sonra anormal bir sonuç beklemiyordum. Aldı. Ne yaptı? Biz biraz daha rahatladık. Şimdi onun için anormal sonuç dediğim zaman bunu ifade etmeye çalışıyorum. Samspor takımı takım olgusuyla beraber yalnız son 3 maçımız var. İyi biliyorum, bir Adana, Altınordu, peşine Giresun gelecek. Burada bir tane maçı zorlu görüyorum efendim. Adana maçını. Bak Altınordu maçından bile korkmuyorum. Adana Demir'in de 42 puanı var. Adana Demir. Yani puan durumu tam doğru olmamış şimdi, ya senin. İlk sıradaki takımı alamamışız. Orayı bir düzeltelim. Şimdi Mert Akçay baksana, Adana Demir'in 42 puanı var. Beyin jimnastiği yapalım. Adana Demir 42. Adana Demir'e yenildiğini düşün. Yani ben bir kere biz bu hafta Adana Demir'i bir kere yenersek ben şahsi görüşüm kendi açımdan Adana Demir havluyu atar ilk iki için. Tabii. Adana Demir zaten bize şey için gelecek. Bakacak duruma, ya ben 1-2'de var mıyım? Hani bu yarışın içine gireceğim, hani 1-2 hesabı var ya, direkt çıkma hesabı. Evet. Ben onun için oynayacağım bu maçta. Olmasa sonra da playoff düşüneceğim diyorum. Ben ondan bu maçı zor görüyorum.
Yani bir kere Adana Demirspor ilk ikini düşünüyorsa olmazsa olmaz Samsun karşılaşmasını sahaya bir kere kazanmak için çıkacaktır. Çok taktikli. Bakın çok, bizim çok akıllı futbol oynamamız gerekiyor. Çok taktikli. Çok beyin jimnastiği gereken. Panik olmadan. Evet. Hocaların İstanbul karşılaşmasının ilk yarısında biz nasıl başladık, nasıl oynadıysak biz Adana Demir karşılaşmasında aynı şekilde oynamamız gerekiyor. İşte hocaların burada şeyler ortaya çıkacak, kaliteleri ortaya çıkacak. Oynanan futbolla, oynatacakları futbolla. Puan durumu da ortada Ümit abi. Evet. Şimdi puan Adana durumu. Demir 42 puanla 5. sırada. Evet. Onu altında Altay 41, Tuzla 41 ile takip ediyor. Onun evet. altında Keçiören Gücü var. Bu ilk 6 playoff attı. Bence Keçiören Gücü, Tuzla, Altay, Adana Demir, Altınordu, İstanbul arasında geçecek bana göre. Diğer takımlar zaten Bursa Spor da dahil olmak üzere alttaki takımların hepsi ligde rahat kalmaya oynayacaktır bu sezon. Onun dışında burada İstanbul ve Adana Demir Spor özellikle ilk ikiden çıkmak için sahada savaşıyor ve oyun oynamaya çalışacaktır. Ama bu ilk şu an oynayacakları 2-3 karşılaşma onlar için çok değerli. Eğer yeni herhangi 3 karşılaşmadan herhangi bir mağlubiyet aldığı takdirde bu Altınordu, Adana Demir ve Altay takımları ilk iki şansının ben biteceğini düşünüyorum onların. Ve biz Giresun, Samsun ve İstanbul arasında geçecektir. Evet. Hemen şuradan biraz yorum okuyayım müsaadenle. Taraftarlarımız forma çekilişlerini soruyor yine. Tekrarlayalım. Ben kendi önümdekini de kaldırayım. Ümit abi sen de kaldın. Evet, iki formamız kaldı. Birini verdik. İki formamız daha burada duruyor. Birazdan soracağımız soruya doğru cevap veren taraftarlarımıza biz buradan bu iki formayı hediye edeceğiz. Öncelikle yayını paylaşmanız gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, hemen Metin Türel Samana Giresun maçına sürpriz olsun. Şenol Güven sıralamaya bakın lütfen demiş. Tahsin Aydın hayırlı yayınlar. Yasin Jeje cezalı mı bilginiz var mı? Söyledik. Sadece Yasin cezalı. Cengiz Özcebeci Jeje sarı kart cezalısı değil. Şakir Korkmaz Cengiz Efe görünüyor Ümit hocam demiş. Çok eskilere gitti. Mehmet Yılmaz abi. Yayınımıza geldi. İyi akşamlar Ümit hocam. Mert Akçay selamları var. Furkan Güneş, İlyas Jeje, Yalçın, Polis Arkasını. Mehmet Yılmaz kardeşimizin selamları var bize. Selam. Kamil Akkaya, Kapaklı. Evet, bizi devamlı takip eden. Tekirdağ Kapaklı'ya selamlar olsun. İyi akşamlar, inşallah Adana Demir maçını alırız. İnşallah efendim. Furkan Güneş, Matias kanatta kullanabilir bu hafta. Yok efendim. Ben zannetmiyorum Matias'ın kanatta düşünce. Yani en son alternatif bana göre Matias. Ali Zengin kardeşim, çok çok teşekkür ederiz efendim. Yani sağ olun, var olun. Kırmızı beyaz Atatürk. Atatürklü formamız, bayrağımız. Çok teşekkür ederim. Burada kendinizi ifade ettim. Ben yanlış anladım soruyu. Çok teşekkür ederim. Şahin Korkmaz, İstanbul Spor bizi takip etme fikstür avantajında iyi kullandı. Ama ilk üçte kalmaz İstanbul Spor demiş. Özür dilerim. İlk dakikadan itibaren baskılı oyunuyla sonuca gitmeliyiz. Artık kontrollü oyunu terk etmeliyiz. Adana Demir'i fazla abartmayın. Bir sıvı alırız demiş İsmet abim. Samsun rahat geçecek. Giresun'da 3-1 yeneriz. Tuzla'da bu ligin tuzu bir göre olur. Şakir Korkmaz, Giresun Spor kalan 10 maçta 12 ve 15 puan ancak toplar. Mahmut Demir, Giresun'un 6 deplasmanı var. Evet, Rafet Gök, sürpriz sonuçlar. Yavaştan istersen Ümit abi ikinci soruyu soralım. Sen birkaç yorum daha oku. Okuyayım hemen sonra. Yayını lütfen paylaşalım öncelikle. Birazdan ben ikinci soruyu da soracağım. Tabii. Evet. Sürpriz sonuçlar çok olacak. Bu periyotta iyi yayınlar. Evet, sürpriz sonuçları genelde ben beklediğim takımlar yapacak. Biz sürprize açık bir takım değiliz. Biz bura gideceğiz inşallah. Ali Zengin bundan sonra Giresun kaybeder. Ensesine yapıştık. Panik olur. Giresun liglerde şampiyon Samsunspor 55. Ünal Gök Adana Spor maçı kağıt üzerinde zor gibi gökse de rahat geçeceğimizi düşünüyorum. Hüseyin Aslan iyi yayınlar diliyorum. Şampiyon Samsunspor. Veysel Köksal 3 hafta 9 puan alırsak bu iş biter. Hüsmet Özen, Ümit Samet Ayber gençleri sever. O hareketi yapacak olabilir. Burada bir soru var Ümit abi. Ersin Altıntaş bitti. Yazmış. Evet. Tomane gelirse Matias oynar mı demiş. Sence? Şimdi idman performansına göre bakacağız. Tomane de şöyle bir şey. Ben Matias'tan yanayım. Ben Tomane'ye kalite bakıyorum. Bakımından Tomane daha kaliteli gözüyle bakıyorum. Evet. Golcü olarak. Evet. Tomane ile Matias şu an bayağı bir karşılaşma oynadı. Gerçi çok fazla topla buluşmuyor ama bence daha etkili olabilir Matias ileride ama o şansını bence şu anda çok iyi kullanmıyor. Tomane'ye ben
bakacağım bir iki maç bir kalitesine hani bakacağım. Şöyle düşünülmüyor mu? Hani Tomani'ye Matias'a top mu geliyor? Ya Eze'yi gördük. Keçiören gücü maçında neler yaptığını bizim savunmamıza. Matias'tan Sansu taraftarının beklentisi ve camianın beklentisi rakip savunma yıpratması. Çünkü güçlü bir oyuncu Matias. Tomane'den daha güçlü bir oyuncu. Kesinlikle. Tomane'de ama onu şu anda kullanmıyor Matias. Sanki Tomane'nin son vuruş golcü ustalığı var gibi. Öyle bir stili var. Ya Tanju Çolak'a benzetiyorum. Benim de görüşüm o yönde. Yani iyi bir Tomane geri dönüş yaptığı takdirde ben Tomane'nin formanı alabileceğini düşünüyorum. Tomane bir iki maç oynayacak, ona göre ben kararım olacak. Tomane'nin hala kafada soru işaretleri var. Evet. Samet Ağabey Baba diyor Adana Demir'de de denemeler yapıyor diyor. İyi tepki vermiyor futbolcuları. Onun için bizim şanslıyız. Ünal Gök, Osman Başaran hayırlı yayınla şampiyon olarak çıkacağız. Hüseyin Aslan, Matias ile başlamalı maça. Bitiriyorum. Ersin Altıtaş, Tomane gelirse Matias oynarımız. Söyledik. Ali Öz, Mert Bey Kartal'dan iyi yayınlar. Mert Bey Kartal'dan iyi yayınlar. Merak etmeyin. Biz yüksek maçlara iyi adapte oluyoruz. İlk yarıda bitireceğiz. Selamlar. Kadir Gonca'ya hayırlı akşamlar. İstanbul'dan selamlar. Ünal Gök, Matias'la yumuşak kalıyor. Santrovar'da bence nadir oynayabilecek. Evet. Bu maçı herkes dört gözle bekliyor. Üç forvet olmasa Nadir'i maça sakladı hoca. Nadir patlar. Özkan Çelik iyi yayınlar. Selamlar. Keçiören maçında Samsun çekindi. Vedat İr Gençeden selamlar. Samspor geliyor. İyi yayınlar. İsmet Özen, Nuri Oğuzhan Şeker yayınımıza geldi. Çarşamba'nın değerli gazetecisi. Soru geldi. Yorumlarda bitti. Burada İsmet abi şey yazmış. Buyur. Nadir'i bu maçı sakladı hoca demiş. Nadir patlar demiş. Ben olabilir. Açıkçası Nadir'i bu maçta 11'e bekliyorum. Bence Matias aldığı süre zarfı boyunca çok fazla etkili olamadı. Evet. Bence o şansı da iyi değerlendiremedi. Yani Matias'ın tamam 15 maçta 15 gol atmış olabilir. Hani biz de bunu atacak diye bir şey yok ama Matias'ın daha etkili futbol oynaması lazım bizde. Matias bunu şu anda göstermedi. Hani sahada bir savaşan o Nadir'in hani ilk dönem yaptığı şeyler vardı ya, rakip savunmayı yıpratıyorduk, her yere koşuyordu. Matias şu anda onu yapmıyor. Matias gol de atmıyor. Matias'tan bizim beklentimiz gol atması. Evet. Bizim en büyük sıkıntımız ilk yarı golcüydü. Ama Matias'tan şu anda beklentileri Matias karşılamadı. Bu maçta olabilir. Neden olmasın? Nadir tekrardan 11'de başlayabilir. Ben de diyorum ki Matias'ın maçı olacak bu maç. Hadi içime doğdu. İsmet abi Matias'ın maçı olacak. Cumartesi günü akşam gün burada görüşeceğiz 9'da. Maç bitiyor. 9.30'da yayınımız var değil mi Mert Akçay? Evet. 9.30'da yayınımız var. 9.45. 9.45. Evet 9.45. Samspor'un plakası 9.55 de olabilir. Maçtan sonra çok önemli maçtan sonra görüşeceğiz hep beraber. Soruyu soralım mı? Buyur abi. Soruyu sormadan önce öncelikle yayını paylaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. O zaman ben soruyu soruyorum. 2012-2013 sezonunu Sansur kaç puan ile tamamlamıştır? Bir daha sor. Tekrardan soruyorum soruyu. 2012-2013 sezonunu Sansur kaç puan ile tamamlamıştır? Bu arada Ünal Gök yazmış. Matias Giyasi'nin bir tık ötesi demiş. Evet. Yani bana göre de şu anda beklentileri Matias bir kere karşılamadı. Bunda hemfikiriz herhalde Ümit abi. Bilmiyorum evet. Taraftarlarımız ne düşünüyor. Buradan yazabilirler. Taraftarlarımız. Matias. Sorunun cevapları da gelmeye başladı Ümit abi. Evet. Sorunun cevapları geldi. Matias bu hafta klasını ortaya koyacak. Özcan Çelik Nadir'i kesmemesi lazım. Nadir savunmaya çok rahatsız ediyor. Doğru, ona katılıyoruz efendim. Konuştuk burada. Bir de Gebze'den bir selam var bize. Gebze. Evet Vedat Terir. Gebze'den selamlar. Gebze'ye selam. Orhan. Sera soruyu tekrarlar mısınız yazmışlar tekrardan. Soruyu tekrardan soruyorum. Bu arada hangi formayı veriyorduk Ümit abi? Kararlaştırmadık. Bunu verelim. Tamam. Ümit abinin önündeki formayı veriyoruz bu sefer. 2012-2013 sezonu Sansur kaç puan ile tamamlamıştır arkadaşlar? Gidip değiştirebiliyorsunuz efendim. Bunu gidiyorsunuz. Aynı bu şekilde. Eğer bedeni olmazsa storeden biz bu formaları güncel futbol programından çekilişle kazandık demeniz yeterli değişmeleri için. Evet. Ümit Gök, Mert Akçay'ın ismini verin. Bu forma olabilir, öbürü olabilir. Değişebilirsiniz. Evet sevgili futbol severler, hemen burada Orhan Temir Kıran, Temur Kıran kardeşimiz, Süper Lig'e çıkmak önemli. Daha da önemlisi Süper Lig'de Hatay Spor gibi başarılı olmak daha da önemli.
Birçok kişi sorunun cevaplarını yazıyor ama yayını paylaşmıyorlar. Ya yayını lütfen yayını paylaşalım arkadaşlar formaya kazanmak için. Yani sadece sorunun cevabını yazmanız yeterli değil, bilginiz olsun. Yıllardan beri ikinci ligde, üçüncü ligde, daha alt liglerde, hatta üçüncü ligde çok kaldı. 2B'de kaldı. Hatay Spor çıktığı sezon bu başarıyı yakaladı. Dikkat edin efendim. Alttan bu sene yeni çıkan takımlar hep yukarıda. İşte Altay, Hatay gibi. Kim çıktı? Erzurum mu çıktı bu sene? Evet. Biri daha var, bir takım daha var yukarılarda. Hatay diyorsun. Hatay yukarıda. Biri daha Karagümrük. Görüyorsunuz Karagümrük de müthiş takım yaptı. Şimdi ben de zaten Hatay gibi takım neden yapmayabiliriz ama Hatay Spor işte scouting ekibi diyoruz yani. O menajerler diyoruz. Bak gitti adamlar aldı buldu yabancıları tık oturttu. Bir tanesini 15 milyon euroya Rus ligine sattılar herhalde, yanlış hatırlamıyorum. Ya 11 milyon euro ya 15 milyon. Mupenza diye birisi değil mi? Mupenza. Evet, Mupenza Hatay. Şu anda Türk. Ya bu bir nedir biliyor musun? Araştırmanın ürünü. Bizim de menajerlerimiz var. Scouting ekiplerimiz var. Ya gidip bulsunlar. Süper Lig'de faydalanacağımız 5 tane iyi yabancı bulsunlar. Önümüzdeki sene biz Hatay gibi patlatalım ortalığı. Samsun Büyükşehir. Samsun bu futbol şehri. Bir de bir şey söyleyeyim efendim. Çok acı bir olay var. Bakın. Çok acı bir olay var. Buna çok moralim bozuldu. Profesyonel liglerde takımı olan altyapılar çalışıyor. Bütün gruplar O11, 12, 13, 14, 15. Amatör takımların altyapı grupları oturuyor, evde oturuyor. Bu olmaz, bu yanlış. Buna bir çare bulun. Evet, hastalık var, pandemi var. Kurban oldum, Allah herkese sağlık versin, sıhhat versin. Bir de dikkat edelim efendim. Şimdi yaşlılarımız da ölmesin. Onlar bizim büyüklerimiz, onlara sahip çıkalım. İlk aşılama onlardan başımız at. Gençlerimize, çocuklarımızın zaten vücutları dirençli. Öğretmenlerimize eğitimin başlaması lazım. Aşılayalım, çocuklarımıza da iyi bir eğitim aldıralım. Çocuklarımızın futbol oynasın, spor yapsın. Amatör takımların alt grupları şu anda bitik. Hiç kimsenin idmanı yok, maç yok, hiçbir program yok. Olmaz bu. Türk dünya futboluna söz sahibi olacaksak bunlara futbol federasyonunun el atması lazım. Projelerle el atması lazım. Ben ne yapayım? Ben burada sadece bana söylemek düşer. Ama lütfen harekete geçin. Olmuyor böyle. Evet. Samsun şehri. Fotoğrafı verdireyim mi Mert Akçay? Verdir abi. Evet, söyleyeyim. Samsun şehri dedik ki Mert, Yasemin Dededaş kardeşim, fotoğrafları sırayla verelim. Samsun şehri şu anda cümbüş rengi gibi kırmızı beyaz, rengarenk kırmızı beyaz siyahımızla Atakum'dan Tekeköy'e kadar, evet, Bafra'dan Alaçam dedik. Alaçam'dan Ladik, Kavak, Havzası, Vezir Kıbrıs'ı, Termesi, Salıp Pazarı, Ayvacı kırmızı beyaz renklere bürünüyor. İşte görüyorsunuz biz de gittiğimiz yerlerde iyi Samsporlu bu kardeşlerim. Bizleri evet Nuri Demiraslan, Numuri Baba bize forma hediye eden abimiz. İşte o diğer, evet gördüğünüz gibi Sanayi Cadde 46 yavaş geçelim mesela bu. Evet diğer Güneş Ota kardeşim astı bayrağını iyi Samsporlu. Cadde 46. Evet görüyorsunuz siyasi partiler de buna destek olmaya başladı. Hepsi bürolarına asıyorlar. Lise Caddesi. Kim bunlar? Evet bizim şimşekler. Terzi kardeşim. Kendisi Çarşambalı İsmail Öntürk ve spor adamı. Çarşamba Spor ve Samspor'u asmış oraya. Ha bir şey daha söyleyeyim. Torunu Samspor'da geleceğin kalecisi efendim. Samspor'da oynuyor. U17'de. İşte gördüğünüz gibi şehir böyle kırmızı beyaz bayraklarla süslü. Evet. Egerula ve etiket bayrağını asmış. Şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz demişler. Varsa alalım. Evet teşekkür ederim Yasemin Dedetaş. Sorular da yavaş yavaş geliyor. Ne olur? İlyas doğru demiş. İsmet abi. Bunu konuştuk. Metin Türel geçen programda doğru bir sıkıntı oldu golden sonra. Uzatmayalım, kapattık herhalde. Haklısın. Puanlar geliyor. Ali İhsan Tekçen iyi yayınlar. Matias bu maçta gol ve goller atacaktır. İnanıyoruz. Ben de inanıyorum Ali İhsan Bey. Özcan Çelik. Ben sorunun doğru cevabını bilen arkadaşları burada baktım ama
bazıları paylaşım yapmamış. Bana da beni yapmadıkları bana... için sorunun cevabı geçersiz oldu onlar için. Evet. Burada formaya kazanan ismi ben söyleyeyim. Senin ekranına da bakayım hatta. Tekrardan teyit edeyim. Evet, sende de aynı. O zaman Şenol Güven B'ye formamız hayırlı olsun Şenol diyelim. Şenol Güven. Evet, Şenol Güven. Diğerleri de... paylaşım yapmadığı için geçersiz arkadaşlar, bilginiz olsun. Şenol Güven Bey'e formamız hayırlı olsun. Bu forma Şenol Güven Bey. Bizi sosyal medya hesabımızdan veyahut da orada güncel futbol bu alana reklam verebilirsiniz Mert denilen Mert hesaptan bize ulaşabilirsiniz. O numaradan bize ulaşın arkadaşlar. Veyahut da sosyal medyadan bize ulaşın. Sen notunu aldın mı Ümit abi? Evet, ikinci... Şenol Güven. Yazdın mı ikinciyi? Şey forma şeyi de yaz. Kırmızı beyazı beyaz, forma Şenol diye. Beyaz. Yanına yaz, alayım karışmasın. Notumu hemen. Kırmızı beyaz diye karışmasın. Kırmızı. Şenol Güven teşekkürler demiş. O alttan geçen numaradan veyahut da bizim sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşın. Diğer formayı bana burada arkadaşımızın biri yazdı. İlk formaya kazanan kişi. İkinci kişi henüz yazmadı. Veya bana veyahut da Ümit abiye yazabilirsiniz. İkimizden biri formayı size teslim eder. Evet. Egerulu abim lise caddesindeki bayrak kaldırıldı. Sebebi nedir bilemiyorum. Şey mi olabilir acaba? İzin mi vermediler trafikten dolayı? Neyi için Ümit abi? Lise caddesindeki bayrak kaldırılmış. Şu an benim bilgim yok. Ben bugün gezdim şehirde biraz. Bulvarda çok büyük bir bayrak gördüm. Bilmiyorum sen gördün mü? O daha erken asıldı. Çok büyük bir bayrak var orada. Hamdi Çiçek astı. Çok erken. Onun astı. Dışında oldu. Şehrin çeşitli yerlerinde çok bayrak gördüm ben. Ama meydan tarafında ben nedense bayrak göremedim. Lütfen oradaki esnaf kardeşlerimiz, Sanspor'lu kardeşlerimiz oraya Sanspor bayraklarını assınlar. Çoğu yerde var aslında. Bankalar Caddesi'nde var. Özellikle mesela Yabancılar Çarşısı büyük bölümü Samsun'u biliyorsun ama ben bugün orada da gezdim. Çok yeterli bir bayrak göremedim açıkçası oradan da. Buradan evet. Yabancılar Pazarı esnaflarına da buradan duyuralım. Lütfen bayraklarımızı asalım arkadaşlar. Evet, bayraklarımızı asalım. Bir de ben Atokum'da gördüm çok büyük bayrak. Emir Balıkçılık'a da teşekkür ederim. İki tane büyük bayrak asmış Emir Balıkçılık. İki tane büyük bayrak asmış. Çok çok teşekkür ederim kendilerine. Onların fotoğraflarını çekeceğim gidip. Önümüzdeki hafta programda onları da kullanacağız. Biz de bu arkadaşlarımızın astığı bayrakları burada ekrana getireceğiz efendim. Evet, bir bayrak bana gönderin. Ben de Viyana'da asayım. İsmet abime gönderelim İsmet abi. Evet, İsmet Özen. Ahmet, ben İlyas'tan gol bekliyorum. Bu maç farklı olacak. Çok farklı. Uğur Çakıcı, birlikte süper yetenekli gençler var. Bunları seneye takıma kazandırmak lazım demiş. Ümit abi, Şenol Güven beyefendi sana ulaştı mı? Henüz bana bir şey yazmadı. Eğer arkadaşlar bize ulaşmazsanız formanız geçersiz olacak. Bilginiz olsun. Ulaştı mı sana? Bana henüz yazmadı. Şey mi? WhatsApp'tan mı? Muhtemelen WhatsApp'tan yazacaktır. Şu anda yazmadı. Yok. Altta Şenol Güven beyefendi, altta bizim numaramız geçiyor. Oradan bize ulaşabilirsiniz. O numaranın WhatsApp hattına yazın lütfen. Bunu iletebiliriz. Şafak Mutlu, Store 55. Bebek hastane çıkışı kıyafetleri, battaniyesi yok. Hastane çıkışı. Evet, çok önemli. Şimdi evet, onun yeni, da burada duyurusunu yapalım. Yapalım. Aslında yeni çok fazla çocuk ürünleri çıktı biliyorsun Ümit abi yeni. Evet. Buradan duyurusunu da sen yap onun o zaman. Bu da bizden demiş Ramazan Can, yayına verdik efendim. Cadde 46 diye fotoğrafları yayına verdik, bir daha veririz. Evet, duyurusunu yapıyorum. Store 55'te bebek hastane çıkışı kıyafeti battaniyesi. Bu arada numaramız orada duruyor şu anda. Oradan bize ulaşabilirsiniz Şenol Güven. Yeni doğdu çocuk, kız erkek fark etmez. Bebeğe kırmızı beyaz şöyle battaniye sarıyorsun. Üzerinde Samspor'un amblemi, Samspor'un markası beyaz kırmızı. Vatandaşlarımız bekliyor, tercih ediyor. Ben de gerekli oranın müdürü Doğan Bey'e durumu ileteceğim efendim.
Neden olmasın? Böyle böyle korsana yöneliliyor demiş, evet. Şafak Mutlu. Biz Şafak bunu iletelim Ümit abi. İletelim. O Ümit Hoca, ben yayını yanlış yerde mi paylaşıyorum demiş Ramazan Can. Üçüncü soruyu alalım, bu sefer ben alacağım demiş Albert Berk. İnşallah. İnşallah bakacağız. Evet, çok evet. İstekli bu akşam. Evet, sağ olsun Albert. Ama yayını paylaşalım lütfen. Devamlı bizi takip ediyor. Ahmet Çubukçu, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, İsmet Özen abi paylaşmayanlar, üçüncü forma var. Paylaşsın, üçüncü forma geliyor. Soru da gelsin. Mert Akşam. Soruyu birazdan verelim çünkü daha yeni verdik ikinci soruyu da. Onu da yayınımızın sonrasına doğru, zaten sonuna doğru sonra geliyoruz. Sonra geldiğimiz için dedim ben. Birkaç söz daha söyleyelim, ondan sonra söyleyelim soruyu. Ben birkaç söz söyleyelim o zaman. Hemen buraya yorumlar da alalım. Yorumlardan gidelim. Forma yollarmasının ücretini yollayalım. Şimdi siyah. Özcan Çelik Bey. Sutora 55 sitesinden alabilirsiniz, evet, arkadaşlar orada. Sutora 55 sitesinden çok rahat alabilirsiniz. Bütün bedenleri var. Biz buradan bayağı forma dağıttık. Sezon başından beri. Şafak Mutlu, teşekkürler abi. İki ayım var, yetişir inşallah. İnşallah efendim. Askerler aldı bu Şafak Mutlu. İki ay nerede, asker mi? İki ayım var demiş. Asker misin doğuma Şafak galiba. Ha? Doğuma demek istedi. Ha? Eşinin doğumuna doğumu iki ay. Doğumuna mı? Kurban oldum Allah. Analı babalı büyüsün. İnşallah ayrı doğumlar olsun. Biz de söyleyelim. Ayarlasınlar. İyi olur. Güzel bir şey yani. Yetkililere söyleyeceğim ben, Doğan Bey özellikle. Bu işlerle ilgilenen genelde Soner Soykan'ın müdürüm var. Onu işin başından aşkın. Yani gerçekten çok başarılı bir müdürümüz. Ama Doğan Bey'e söyler. Evet Mert Akçay, sorumuzu gelsin. Soralım mı sorumuzu? Soralım. Evet arkadaşlar, şu en son kalan formamız şu bugün. Şöyle göstereyim ben. Soruyu doğru cevap veren arkadaşımıza bu formayı buradan hediye edeceğiz. Öncelikle yayını paylaşmanız gerekiyor. Yayını lütfen paylaşalım. Yoksa cevaplarınız geçersiz olacak. O zaman ben soruya geçiyorum Ümit abi. 2020-2021 sezonda Sanspor'un oyuncuları ligde kaç kırmızı kart görmüştür? Sezon boyu. Bir daha. Bu yok. Sezon. O sezon işte. 2020, soruyu tekrarlıyorum. 2020-2021 sezonunda Sanspor oyuncuları ligde kaç kırmızı kart görmüştür? Özellikle belirtiyorum oyuncuları. Evet, paylaşım sever Aybek Başaran hemen cevabı verdi. Herhalde formayı alacak. Evet. Verdi ama yanlış cevap. Tamam, sıkıntı yok. Çabuk Aybek. Cevap yanlış. Evet, hemen şuradan bakıyorum. Muhtarım bizi izliyor. Evet, Feyzi Çakmak Mahalle Muhtarı. O da spor bir adamı. Eski futbolcu. Büyük ailemize tam destek ve takipteyiz. Şampiyon Samsunspor demiş. Çağlar Işık. Soruyu tekrardan tekrarlıyorum arkadaşlar. Lütfen yayını paylaşmanız gerekiyor. 2020-2021 sezonunda Samsun oyuncuları ligde kaç kırmızı kart görmüştür? Özellikle tekrarlıyorum üstüne basa basa. Oyuncuları, teknik ekibi değil. Oyuncuları. Evet, Savaş Muçak iyi yayınlar Mert Bey, Ümit Hocam demiş. Savaş Muçak selamlar. Buradan da selamlarımı iletiyorum. Savaş Muçak da benim bir sevdiğim bir arkadaşımdır. O da çok istekli formayı kazanmak için. O da bir türlü kazanamadı. Evet, Şafak Mutlu teşekkürler. İsmet abi sırayla yazıyor. 3, 5, 7. O şekilde geçersizim. Hikayem var demiş. Evet. İsmet abi o şekilde geçersiz abi. Bak bir kişi daha başlamış. Birkaç kişi başladı öyle. Sırayla yazıyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Ahmet Çubukçu, Samspor şampiyon oluruz adamsın. Başkan Yıldırım verdiği sözü tutuyor. Tutuyor efendim. Çok para harcadı. Altyapı için de azar harcadı. Evet. Şakir Bey de yazmış. Helal Şakir Bey. Evet. Mecnun Bey geldi yayına. İyi akşamlar Ümit abi demiş. Geldiyse Mecnun'la ilgili bir şey söyleyeceğim ben. Burada konuşabilir miyim Mert? Tabii. Evet, soruyu sen... önceden bir daha tekrarlıyorum. Sor. Ekrana biliyorsun geç düşüyor bazen. Veyahut da yayına sonradan girmişler olabilir. 2020-2021 sezonunda Sanspor oyuncuları ligde kaç kırmızı kart görmüştür? Evet. Sevgili futbol severler. Samsun'da Yüksel Yıldırım geldi, borçları temizledi ve parasını harcadı. Ve kendi parası. Başkasının parasını harcamak kolay. Gitti oraya tesis yaptı bizim gençlerimiz için. İsmail Yuvanık döneminde Samsun'un takımında Samspor'un ilk 11'inde 8 tane oyuncu. Yedeklerde 5-6 tane. Ve bir başarı yakaladık. O furyayla beraber. Bunun aynısını yakalamak isteyen Yüksel Yıldırım çok güzel bir ekip yaptı. Samspor'un altyapısında bütün gruplar çalışıyor.
Hoca değişiminde bir sirkülasyon oldu ama benim bazı yanlışlar gözüme çarptı. Mesela X bir hocamız takımda sadece idman yaparak, bakın, takımda sadece idman yaparak, isim ne vereceğim? Talha çocuğun ismi, soy ismini vermiyorum. Takımda sadece idmanlar yaparak 10 seneden beri Samsunspor'un, en az 7 seneden beri Samsunspor'un altyapısında bütün alt gruplarda oynamış, sol bek oynamasına rağmen gol atmış, asist yapmış, Samsunspor'a kupa getirmiş bir çocuğu sildi. Sildi. Bilmiyorum ne dedi. Henüz daha onu kimse sormadı. Soracaklar. Sorulması lazım. Samsunspor'da Akbaş Çavuş, ilişkileri bitti artık. Adam kayırma bitti artık Yüksel Yıldırım'la beraber. Her şey bitti. Şeffaf. Herkes işini yapacak. Futbol dahi oynanmadan, bir maça çıkmadan bir futbolcuyu nasıl idmanda deneyip de kenara alırsın? Bunun sorunun cevabını bekliyorum ben. Öyle birkaç tane daha futbolcu var. Bana geldi bu konuda. Bunları sadece desin ki idmanlarda yetersiz gördük. Ya maça çıkardın mı da yetersiz gördün? Hangi idmanda? Pandemi başladı, idmanlar başladı. Kadroyu geniş tut. 24 tutacağını 34 bakmışım çocuk 6 ay içinde patlama yapmış yukarı çıkmış. Neyse fazla iç işlerine karışmıyorum ama bugün eskiden gelen yanlışlıklar yeniden devam etmesin. Samsunspor'da. Altyapıya da her türlü destek benden. En sevdiğim konu. Genç oyuncular oynasın. Evet, yayınımızda yavaş yavaş sonuna geldik. Ben varsa soruların da... cevapları geliyor. Evet. Ben bir daha tekrarlıyorum. Üst üste 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapan kişilerin cevapları bir kere geçersiz. Onu söyleyeyim buradan. Direkt nokta yazacak. Soruyu tekrarlıyorum ben. 2020-2021 sezonunda Samsunspor oyuncular ligde kaç kırmızı kart görmüştür? Üstüne basarak söylüyorum oyuncuları. Teknik ekibi falan dahil değil. İsmet buna. Abim kurban olayım sana ya. Sen bize forma verdin dağıt diye. Senden Allah razı olsun. Sağlıkla beraber abi. Allah işlerinizi rast getirsin. Mahmut abiye selam söyle. Başı sağ olsun, bir cenazesi oldu. Mekanı cennet olsun. İsmet abi yazmış. 2 senedir beri sizi izliyorum. Bir forma bile kazanamadım demiş. Ya üstüne bir de bize forma verdi, evet. İsmet abi. Ertuğrul Sağlam'dan başka kırmızı kart gören yok. Evet, geldi. Hocalardan diyor. Hakan Kurnaz. Evet, sorular var. Engin Kahraman, Bayram Eroğlu, Ersin Altıntaş, Hakan Kurnaz, Abdullah Ustaoğlu, Engin, evet, Turgay Ulusoy. Evet evet, yorum varsa okuyacağım. Evet evet evet. Furkan Güneş, Gökhan Karadeniz Hatay'da görmüştü. Sayılıyor mu demiş kırmızı. Hayır, Samsunspor forması altında. Samsunspor forması altında. Şöyle baktım. Evet sevgili futbol severler. Yayınımız da iyi gidiyor. Fena değil. Bugün günlerden Perşembe, mübarek gün. Herkesin cuması mübarek olsun. Futbol konuşmak, bol bol konuşmak üzere cumartesi günü. Maçtan sonra Mert Akçay ve Ümit Gök, biz buralardayız efendim. Sizleri bekleriz. Bizden ayrılmayın. Doğal, samimi, içten futbol görüşleriyle sizin hizmetinizdeyiz. Varsa sorularınız bize sorun. Hepsine cevap vermek üzere hazırız. Ümit abi, doğru cevabı verim istersen. Evet, şimdi yavaş yavaş doğru cevaba geldik. İlk defa bir bayan bir taraftarımız kazandı bu arada formayı. Sevgi Baş Tungan hanımefendiye formamız hayırlı olsun. Baş bu, Tungan. Evet. Bu kırmızı. Arada ilk defa bir bayan taraftarımız kazandı. Vay be. Sevgi Baş Tungan hanımefendiye hayırlı olsun. Yayınımızda paylaşmışsınız efendim. Çok çok teşekkür ederiz. Bize olan destekleriniz için. Evet. Yasemin, bizim numaramızı ekranda tutabilir misin? Evet sevgili. O numaradan Sevgi Hanım bize ulaşabilirsiniz veyahut da bizim sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Lütfen şu an veyahut da programdan sonra bize WhatsApp yoluyla iletişime geçerseniz biz size bir şekilde formayı ulaştıracağız. Evet sevgili futbol severler. O notunu da yazdın mı? Evet aldım. Kırmızı forma. Kırmızı forma. Full kırmızı. Her tarafı kırmızı. İsmini de yazsaydın kazanan. Sevgi Baştunga. Tamam. Evet sevgili futbol severler. Futbola devam ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Kısa bir şey ulaştı mı? Şenol Bey ulaştı mı sana? Yok. Bana da yazmadı. Henüz gelmedi. Eğer birkaç gün içinde yazmazsa forma bu arada iptal oluyor. Bilginiz olsun. Şenol Bey hala bize ulaşmadı. Altta bizim numaramız belirtili. Şenol Bey oradan bize ulaşabilirsiniz. Veya sosyal medya hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bunu da tekrarlayalım. Şöyle soru geliyor sana.
Türkiye Futbol Federasyonu kendisi kural hatası zaten. Daha ona girmiyorum. O iş bitti. 2-2'ye bağlandı. Sorunun cevabını söyle demiş. Bu arada sorunun doğru cevabını söyleyeyim. Burada yanıltıcı evet. bir soru sormuştum ben aslında. Evet. Hiçbir oyuncumuz kırmızı kart görmedi. Sorunun doğru cevabı sıfırdı. Yazdı burada. Sevgi Hanım da bunu bildi. Buradan da teşekkürler yazmış Sevgi Hanım bize. Teşekkürler Sevgi Hanım. O altta belirtilen numaradan bize ulaşabilirsiniz Sevgi Hanım. Veyahut da bizim sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Evet. Yüksel Yıldırım'ın 10 maçta 21 puan hedefi var. Bu konuda kısa bir görüş alayım senden. Genel anlamda belirt. 6 galibiyet hesaplıyordu herhalde. Yanlış mı hatırlıyorum? Tamam. 18 oldu. 10 maçta. 3 beraberlik bir yenilgi miydi? Evet öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Yüksel Başkan'ın planladığı 6 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi. Bir yenilgiciyi de merak ediyorum kime verdi acaba Yüksel Başkan? Yenilgiyi bence sürpriz olarak çünkü sonuçta hepsi o takım oyuncuları etten kemikten yaratılmış. İlla ki kaza geçireceği dönemler olacaktır. Biz evet Keçiören Gücü karşılaşmasında kötü oynadık ama çıkarız Adana Demir maçında da aslanlar gibi sahada savaşırız. Takımımızda iş kazanacağını ben umuyorum. Yani burada Yasin'in eksikliği hissedilebilir mi? Hissedilebilir. Çünkü bu özetle camia maçlarının havası suyu çok farklı oluyor Ümit abi. Yani ama çok da ağrıyacak mıyız? Maç esnasında bunu göreceğiz ve cumartesi akşam burada onu konuşuruz. Şu an ne desek yanlış olur. Yani ben birkaç oyuncunun değişeceğini düşünüyorum Adana maçında. Evet. Yasemin, fotoğraf atacağım sana. O diğer fotoğraflarla beraber. O fotoğraflar... Bu arada bizim destekçimiz Almanya'dan Metin Acar burada bize yazmış. Metin abim. Selamlar Mert ve Ümit abim. Sabreden kazanı demiş. Ne resmi gösterdin? Şöyle resim gösterdim ben sana. Şimdi... Zıbın. Samspor zıbınları biliyorsun story'de satılıyor. Battaniyesini de alacağım diyor. Bu arada Şakir Korkmaz şöyle bir şey demiş. Mert kardeşim demiş. Yayında formayla ulaşmayanları iptal edip tekrar soruyla formaları yayında verirsiniz daha güzel olmaz mı demiş. Evet. Yok. Bunu ilerleyen haftalarda değerlendirebiliriz ama şu anda hani daha anlık olduğu için Şakir abi birazcık evet. Art niyetli olabilir. Yayın birkaç bugün işte Perşembe, Cuma. Cumartesiye kadar bize ulaşılmadığı takdirde forma iptal olur. Bilgisi olsun şu forma. Buydu değil mi? Şenol Bey'in kazandı. Evet. Şenol Bey daha henüz ne bana ne Ümit abiye henüz bir şey yazmadı. Ulaştı ulaştı. Şenol Bey ulaştı, ulaştı mı? Ulaştı, tamam ulaştı, o zaman. Ulaştı. Sevgi Hanım yazdım sana. Sevgi Hanım yazmadı. Cengiz bakın, Efe Bey bana yazdı. Var, Şenol Bey sana yazdı o zaman. Evet. Şenol Bey hatta çocuk geliyor çocuk. Zıbın almış daha gelmeden. 2 ay vardı. Demin gösterdiğin o demin muydu? Demin gösterdim o Şenol Bey'e. Fotoğrafları ekrana verdi işte gördüğünüz gibi. Şenol Bey doğmamış çocuğu aldı. Böyle Samsunspor'la sayesinde. O zaman ben Şenol Bey'in formasyonu Ümit abiye vereyim. Ondan teslim alır. Şöyle çünkü şey ona yazmış. Yüksel Yıldırım'ın aynen söylediklerini söylüyorum. Yüksel Yıldırım ben böyle Samsunsporlularla, böyle Samsunsporlular için buradayım diyor. Ben Fuatçı, Samsunspor'un bir yerinden nemalanayım diyen adamların yanında olmayacağım. Hiçbir zaman olmadım olmayacağım. İşte gerçek Samsunsporlular. Doğmadı daha çocuk, doğacak Allah'ın zıbınları falan her şey hazır. Ben de geçen de torunumu almıştım zaten. Fotoğrafları görünüyorsun bari paylaşıyorum. Sevgi Hanım tekrardan yazmış Ümit abi. Samsunlu olarak gururluydum. Şimdi Samsunsporlu formamla daha bir gururlandım. Tekrardan teşekkür ederim demiş. Sana ulaştı mı Ümit abi? Seyhan bana diye, yazmadı henüz Seyhan, Sevgi Hanım. Seyhan diye biri geldi. Ben Şafak Mutlu demiş. Ben Şafak Mutlu. Şenol değil abi demiş. Şafak Mutlu. Şenol de, özür dilerim. Özür dilerim Şafak Mutlu Bey. Karıştı hatlar. Hem yayında moderatörlük yapıyoruz hem de böyle şeyler oluyor. Bu forma talihlisi. Şenol Güven forma talihlisi. Zıbını atan Şafak Mutlu. Çok özel. Evet Şafak Tutlu. İşte Samsunspor. Yüksel Yıldırım bu kulübü sizin için ayakta tutuyor efendim. Samimi söyleyeyim ve böyle de çok taraftar var. Bu soğukta ayaklarında ayakkabı olmadan sıraya girenler. Yorumlar da var. Ben yorumlardan sonra kapatalım Mert abi. Tamam. Müsaadenle.
Evet. Sevgi Hanım sana yazmış mıydı? Yazdı. Bana yazmadı. Şafak Mutlu. Bakayım Sevgi Hanım. Yok, şu anda yok. Tamam, bana da yazmadı henüz. Oğlumuz Kuzey'i bekliyoruz. Paylaştırsanız. Paylaştık efendim. Fotoğrafları verdik de mi reji odası? Evet. Çok teşekkür ederim Yasemin Dedetaş. Evet. Sen de son sözlerini söyle istersen. Ersin Altındaş, Yusuf bizi izliyor. Teşekkürler. Şahmaz Sever. Sevgi Hanım numaranızı paylaşır mısınız demiş. Altta dönüyor ama Yasemin tekrardan bizim numaramızı oraya koyar mısın? Evet, yabancılar çatısından bahsettik. Yabancılar çarşısından çok büyük bir bayrak bekliyoruz. Murat Çatal. Evet, burada da ben söylemiştim. Yeterli sayıda ben bayrak göremedim açıkçası. Yabancılar çarşısının aşağı yukarı tamamı Samsporludur. Kesinlikle. Büyük oranı. Burada onları ben büyük bayrak asmaya davet ediyorum. Evet, müsaadeni istiyorum. Ersin Altınaz, Yılmaz Şakar, Abdullah Ustaoğlu 24 puan alırız dedi. Enes Bektaş, Murat Çatal Sakal, Şaban Seven, Ersin Altınaz, Yusuf bizi izliyor. İsmail Özen, Abdullah Postep, Adana Demirspor maçı çok önemli. İnşallah bu maçı kazanırız. Size başarılar dilerim. Teşekkür ederim efendim. Bekir Köseoğlu, Mustafa Çakıcı, Ünal Gök 2.8 puan ortalaması bizi şampiyon yapacaktır. Şu anda geri kalan maçları bu ortalamada söyleyecektim. Yayın bittiği için bravo, tebrik ediyorum. Ortalamanın 2 puan üstündeyiz. Fatih Yıldırım, İsmet Özen, Muharrem Arduç, İsa Kaya, Sevgi Baş, Tamgur, Sevgi Hanım. Samsunlu olarak gururluyum. Şimdi Samsunlu formama daha bir gururlandım. Tekrar çok teşekkür okumuştum ederim. Okumuştum Ümit evet. abi. Altta numaramız şu anda duruyor Sevgi Hanım. O numaradan ulaşabilirsiniz. Veyahut da sosyal medya hesabımızdan bize yazabilirsiniz. Evet, Metin Çavuş, Mustafa Cicoz, Vedat Kozuklu, Vedat Bey yayına geldi. Başkanın beraberliği Adana Demir Gürsün Altın Ordu olarak tahmin ediyorum. Mağlubiyetleri Tuzlu'ya verdi galiba demiş. Olabilir. Şakir Korkmaz, Mert Akçay kardeşim yayında forma için ulaşmayanları iptal edip tekrar. Bunu da okudum. Mehmet Er yazmış. Çekiliş daha var mı abi demiş. Var. Önümüzdeki perşembe. Yok. Şu an için diyor galiba. Ha, yanlış hatırlarsam. 3 formayı bugün verdik kardeşim. Daha bugün çekilişimiz yok. Enes Bektaş da şöyle yazmış. Abim bir forma kazanamadım. Allah haftaya bir dahaki yayınınız ne zaman demiş. Perşembe günü. Cumartesi günü bizim yayınımız var. Ama cumartesi günü maç sonrası yayın yaptığımız için forma dağıtmıyoruz. Dolu dolu. Perşembe günleri dağıtıyoruz. Haftaya perşembe günü yine aynı saatte. Biz burada olacağız ve kaç forma vereceğiz Ümit abi? 3 tane vereceğiz gene. 3 tane daha forma dağıtacağız. Bilginiz olsun. Evet efendim, dolu dolu futbol konuşacağız. Adana Demirspor maçından sonra inşallah yeneriz. Mehmet Er, Muharrem Artuş, Ali Zengin, Enes Bektaş, Şaban Seven, Enes Bektaş. Çok teşekkür ederim Enes. Bekir Köseoğlu. Çekiliş bir dahaki hafta var. Eger Ulu bizi izleyiciler bırakmıyor. Ayrılmak zorundayız efendim. Ben kısaca sözlerimi söyledikten sonra Mert Akçay'a kapatması için sözü vereceğim. Bizi izlemeye devam edin efendim. Doğal, samimi, içten programımız, spor programımız. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Şimdi öncelikle yayını kapatmadan önce, sonlandırmadan önce bize burada destek olan, destek çıkan ve forma dağıtmamızda emeği geçen isimsiz kahramanlar diyeyim ben onlara. İsimsiz kahramanlara ben buradan teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki forma dağıtan, en çok forma dağıtıp kulübümüze destek olan programların başında biz geliyoruz. Yani şu an dağıttığımız forma aşağı yukarı 100'e yaklaşmıştır herhalde Ümit abi. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu da yaklaşık 10.000 TL'ye denk geliyor herhalde forma dağıttığımız. Buradan ben bir kez daha duyuruda bulunuyorum. Eğer burada bizim forma dağıtmamıza vesile olmak isteyen izleyicilerimiz, iş adamlarımız veyahut da gönüllü taraftarlarımız, esnafımız varsa bize alttaki numaradan ulaşabilirler. Forma dağıtmamız konusunda destek olabilirler diyorum. Biliyorsunuz cumartesi günü maçımız var ve cumartesi günü maç sonrası tekrar biz burada olacağız. Akşam 21.45'te görüşmek dileğiyle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize destek olduğunuz için herkese iyi akşamlar diliyorum.